Büyük milletimiz iyi akşamlar. Güzel yurdumuzda saatler 18.30'u gösteriyor ve biz de Ulusal Kanal'da ana haber bültenine başlıyoruz. Radyomuzda ortak yayında sizlerle birlikteyiz elbette. Yine önemli gelişmeler var. Başlıklar tabii birbirine benziyor. Daha doğrusu başlıklar belki aynı ama tabii gelişmeler var. Başlıkları dolduran gelişmeler var bugün değerli izleyicilerimiz. Bir bakalım başlıklara. Evet, İdlib'te maalesef şehit haberleri geldi. İdlib'ten 3 şehit haberi olduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Günün öne çıkan başlıklarından bir tanesi buydu. Aynı zamanda tabii Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama tekrar söyleyelim, İdlib'te gerginlik devam ediyor. 3 şehit haberi geldi sahadan, diplomatik görüşmelerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Önemli konusu, gündemin önemli konusu aslında biraz böyle geride bırakılır gibi oldu ama tartışılıyor, yoğun biçimde tartışılıyor. Çünkü dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli bir tuzaktan bahsetmişti ve bu tuzakla ilgili önemli bilgiler aktarmıştı. Aynı zamanda bugün Doğu Perinçek CHP-HDP ittifakının kilometre taşlarını açıkladı. Bununla yetinmedi. İttifaklar tartışılırken partisinin, yani Vatan Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı ittifak görüşmeleriyle ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı. Bunları izleyeceksiniz haberde. Gerçekten son derece çarpıcı, o dönemi özetleyen, hem Türkiye'ye karşı kurulan tuzakları deşifre eden, hem de aslında o tuzaklara karşı verilebilecek yanıtı, en güzel yanıtı gösteren mektupları Doğu Perinçek anlattı, bilgilendirdi kamuoyunu bir kez daha. Bunu da ekranlarınıza taşıyacağız elbette ana haber bültenimizde. Ve efendim koronavirüs tartışmaları ya da Covid-19 diyelim. Covid-19 virüsüyle ilgili tartışmalar devam ederken Amerikan Başkanı Trump dedi ki Çin'e güvenelim. Evet, Trump Çin'e güvenelim dedi. Çin Halk Cumhuriyeti de Doğu Perinçek'e teşekkür etti. Şimdi nasıl bir bağlantı kurdun derseniz aslında haberimizin, daha doğrusu bültenimizin içinde bunları size aktarabiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'in başarılı bir şekilde virüsle mücadele ettiğini söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti de Doğu Perinçek'e Çin'e verdiği destekle ilgili, yani Vatan Partisi'nin kurumsal olarak da aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'ne virüsle mücadelede verdiği destekle ilgili teşekkür etti resmi bir mektupla. Bunu da bültenimiz içinde size aktarmaya çalışacağız. Tabii daha pek çok haber var, önemli gelişmeler var. Vakit dar, canlı bağlantılar yapacağız. Hemen başlayalım. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicilerim. İki seçenek vardı. Biri CHP-HDP ittifakına giden yolun kilometre taşlarını dizmek. Diğeri ise o yolu tamamen kapatarak Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi gibi vatansever kurumların birlikte hareket ederek bir ittifak oluşturmasını sağlamak. Bunun için görüşmeler yapıldı vaktiyle. Efendim 2015 seçimlerinden bahsediyoruz. 2015 seçimlerine işaret etti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Bir yanda CHP'nin HDP ile yaptığı ittifakın doğru olmadığını aktardıklarını, masada bununla ilgili çalışma yürüttüklerini ama CHP'nin HDP ile ittifaktan vazgeçmediğini bir şekilde söyledi. Aynı zamanda Vatan Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı içinde, HDP'siz bir ittifak içinde nasıl çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Aslında hem tuzağa karşı bir önlem ve belki de zehre karşı panzehir öneriliyordu. Zehirden kastım elbette PKK efendim. İzleyelim. Şimdi bu PKK'yı AKP, CHP hepsi bir oldular. Meclise sokacağız. %10 barajını geçirteceğiz. Kucağımıza alacağız. PKK ile beraber Türkiye'yi yöneteceğiz. 2015 genel seçimlerinde PKK'yı meclise sokma projesine karşı böyle uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla bizim o teklifimize sonra fay hatlarını çatlatırız diye cevap verdi. CHP ile yapılan görüşmelerde HDP'yi bırakın, birlikte seçime girelim teklifi sundu. CHP-HDP ittifakına giden sürecin en başında uyardı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. 2015 yılında yaptığı seçim mitinglerinde meydanlardan açık çağrı yaptı. Terör örgütünü meclise sokmak Türkiye'nin geleceğine en büyük cinayet. En büyük cinayet. AKP, CHP hükümeti kuracaklarmış.
seçimden sonra HDP'yi de yanlarına alacaklar ve Türk milletini anayasadan çıkartacaklarmış, özellik yapacaklarmış. Bu Amerikan planı, bu İsrail planı. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu da diyor ki biz vatandaşlığı getireceğiz, Türk milletini anayasadan çıkartacağız. Bu bir suç ortaklığı. Bu suç ortaklığını şimdi Amerika hükümet yapmak istiyor. Vatan Partisi lideri o dönem CHP ile yapılan ittifak görüşmelerinde ve mektuplaşmalarda da HDP PKK'ya karşı uyardı. HDP'yi dışarıda bırakan ittifak önerileri sundu. Sayın Kılıçdaroğlu, seçmen kitlesinin bugün iki büyük beklentisi var. Birincisi, bölücü terörün etkisiz hale getirilmesi ve yurdun her köşesinde güvenliğin sağlanmasıdır. 1 Kasım'a giden süreçte kuvvet toplamak için öncelikle bölücü teröre karşı kararlı ve tutarlı duruşa sahip olmak gerektiği açıktır. Şunu kesinlikle bilmeliyiz. PKK ve HDP ile şu veya bu ölçüde yan yana gözükenler, Kürtlerimiz dahil milletimizle birleşemez ve seçim kazanamaz. CHP'yi temsilen de Sayın Kılıçdaroğlu ve Murat Karayalçın katıldı. Sonra bizim genel merkezde Bülent Tezcan, ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve... Perinçek, Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3 Eylül 2015 tarihli mektupta HDP-PKK konusunda net uyarılar yaptı. 2017'deki referandum sürecinde de Perinçek'in CHP yönetimine HDP ile ittifak yapmayın uyarıları devam etti. Gazete manşetleri, görüşme sonrası yapılan açıklamaları, hayır ziyaretinde HDP hassasiyeti başlıklarıyla verdi. Vatan Partisi lideri katıldığı bir televizyon programında da artık açık hale gelen CHP-HDP ittifakına karşı yaptığı uyarıları ve Kılıçdaroğlu'nun red cevabını hatırlattı. Bak, mahcup olacaksınız. Ya. Hepsi belgeli. Hepsi dosya halinde. Ben de belgeli. Biz onları hep yazılı getiriyorduk. Hani sonradan konuşmalar öyle oldu, böyle oldu. Size Rönesans Oteli'nde ben, Amiral Soner Polat, Genel Başkan Yardımcımız, CHP'yi temsilen de Sayın Kılıçdaroğlu ve Murat Karayalçın katıldı. Sonra bizim genel merkezde Bülent Tezcan, ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve yine Genel Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin katıldı. Ben size... Evet değerli izleyiciler, açıklamaları bu yöndeydi. Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek'in oldukça önemli aslında o dönemde önlemler alınabilirmiş. Neye karşı önlemler alınabilirmiş? Tuzaklara karşı. Tuzak nedir? PKK'dır. Tuzak nedir? IŞİD'dir. Tuzak nedir? Türkiye'nin komşularıyla ilişkisinin bozulmasıdır. Tuzak nedir? Türkiye'de vatanseverlerin arasına girilmesi ve vatansever bloğun çökertilmeye çalışılmasıdır. Evet, tuzak bunlardı efendim. İşte bu tuzağa karşı daha vaktinde 2015 yılında aslında net bir uyarı yapmış Vatan Partisi. Hatta uyarıyla kalmamış, görüşmelerini yapmış. Bu uyarıların ve görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olumlu cevaplar, olumlu dönüşler almamış. Almadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte HDP ile ittifakını hala resmi olarak aktarmıyor ama şeffaf olmayan diyelim hadi. Şeffaf olmayan ittifakını bir şekilde bitirmesi gerektiğini aktarmış Vatan Partisi. Ve işte bunlar belgeleriyle açıklandı ama ilerleyen günlerde daha çok tartışılacak gibi görülüyor. Biz de takip edeceğiz. Efendim geçelim İdlib'e. Bir başka sorunlu mesele. Özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümet kanadının Suriye Arap Cumhuriyeti'ni, Suriye Devleti'ni hedef alan açıklamaları üzerine gerginleşen bir saha İdlib. Kaldı ki biliyorsunuz İdlib Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti toprağı, resmi ismi bu o devletin. Ve o toprağı işgal ettiğini söyleyen Türkiye'de bakanlar var ki Dışişleri Bakanı tabii Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Tabii böyle bir ortamda gergin oluyor her şey. Türklerle ve Ruslar görüşme halindeler. Yani Türk-Rus heyeti görüşüyor. Bunu bütün uluslararası ve dünya kamuoyu bu şekilde verdiği için öyle söyledim. Türklerle Ruslar görüşüyor şeklinde ifadeler kullanılıyor. Yani bir bakıma Türkiye'de Rus heyeti varken önemli görüşmeler yapıldı. Ancak 3 şehidimiz var. Bunu da hemen bültenimizin başında aktarmıştık başlıklar kısmında. Maalesef 3 şehidimiz var. 3 şehidimizi yine toprağa vereceğiz bu karmaşık ortamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tırnak içinde söylüyorum, rejim güçlerinin kayıpları büyük ifadesini kullandı. Bu da yine bugün yaptığı açıklamalarından bir tanesiydi. Rusya ile sahada mücadele için görüşmelerin sürdüğünü ve süreceğini de belirtti. Bu da başka bir önemli nokta. Yani sahada mücadele için görüşmeler diyor Rusya ile. Burada tabii ne kastediyor? Herkes anlamıştır herhalde. Bir bakalım haberimize, sonra Ankara'ya döneceğiz efendim. İdlib'te de
gelişmeler şu anda lehe döndü. Türkiye ve Rusya'dan heyetler Ankara'da yol haritası üzerinde çalışırken Cumhurbaşkanı İdlib'deki son durumu değerlendirdi. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz Adana mutabakatıyla İdlib'deyiz. Ankara'da AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu Erdoğan. Acı haberi orada verdi. 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Ardından sahadaki gelişmeleri ilişkin bilgileri aktardı. Tabii rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Cumhurbaşkanı açıklamasında Şam yönetimini de hedef aldı. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Şu anda Rusya'nın desteği olmasa, İran'ın desteği olmasa Esed'in ayakta durması mümkün değil. Ve terör örgütleri destekli olarak ne yapıyor? Bir mücadele yürütüyor. Kim var arkasında? YPG, PYD, PKK. Bunlar. Tam böyle bir ortamda ilginç bir görüşme var, buluşma var efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli görüştüler. Görüşmeyle ilgili ayrıntıları hemen almak istiyoruz biz. Kime dönüyoruz? Buse Gençtürk'e dönüyoruz, Ankara'ya. Buse Gençtürk merhaba. Nedir? Neler söylediler? O görüşmeyle ilgili ya da size ulaşan bilgiler var mı? Dinleyelim. Evet Teoman Ali ile bugün o görüşme saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak doğum gününü kutlamasının ardından Bahçeli'yi külliyeye davet ettiği konusunda davet ettiğine ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı. Yani telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeye davet etmiş Bahçeli'yi ve bu görüşmede bugün gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme oldu ve aslında bu görüşmede de görüşülmesi beklenen şu başlıklar vardı. Siyasi dış politika konuları vardı ve İdlib'de yaşananlar, FETÖ'nün siyasi ayağı, ceza infaz kanununda yapılması planlanan değişiklik ve geçtiğimiz grup toplantılarında da MHP'nin grup toplantısında da gündeme oturan Ozan Ceyhun, Viyana Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun'un atanması sonrası başlayan tartışmaların gündemde olması bekleniyordu. Ve aslında bugün de görüşmelere ilişkin şunu da söyleyeyim. İlk kez yani Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından ilk kez yapılan bir görüşmeydi. Uzun bir süre sonra gerçekleşti. Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından 2020'nin de ilk görüşmesi olmuş oldu. Ve bu görüşmede edinilen bilgilere göre de iki liderin Libya, İdlib ve Suriye konularında görüştüğü hakkında bilgiler var. Ve bu görüşmede de iç siyasette tartışıldı diyebiliriz. Diğer bir konu da aslında HTS kayıtlarıydı. Bu konunun da görüşüldüğünü tahmin ediyoruz. Bu konunun da gündem başlıkları arasında olması bekleniyordu zaten. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HTS kayıtlarının açıklanmasına ilişkin açıklamaları vardı. Ve bu konunun da aslında FETÖ'nün siyasi ayağı başlığı altında konuşulduğunu da tahmin ediyoruz. Henüz görüşmenin içeriğine ilişkin iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Ama bu başlıkların görüşmede gündemde ele alındığını, gündemde olduğunu söyleyelim, ifade edelim. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım. Kolay gelsin. Evet, Ankara'dan ilk bağlantımızı yaptık. Bir bağlantı daha yapacağız biraz sonra Ankara'dan. Başka bir konuyla ilgili olarak Ankara büromuzda gerçekten yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bilgileri bize aktarıyor. Evet. Suriye ordusunun Şubat ayı sonuna kadar Soçi sınırlarına dönmemesi halinde Türkiye'nin alacağı adım tartışılıyor, biliyorsunuz değerli izleyiciler. Bu ortamda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin harekete geçmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin dönüm noktası olacağını söyledi. Burası önemli. Görüşmenin ne zaman yapılacağı ise netlik kazanmadı. Bir tartışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Mart tarihine işaret etti ama Erdoğan'ın açıklamalarında da 5 Mart tarihi kesin değildi zaten. Kremlin'den bugün bir açıklama yapıldı. 5 Mart'ta bir görüşme yok bilgisi verildi ama şu şekilde. Yani Putin'in henüz
henüz kelimesinin altını çizeyim. Henüz 5 Mart'ta Tayyip Erdoğan'la görüşeceğine dair bir görüşme yok. Putin'in ajandasında 5 Mart tarihiyle ilgili başka çalışmalar var şeklinde bir ifade vardı. Yani tam anlamıyla 5 Mart tarihinde bir netlik yok. Yani belki de ifade bu. Netlik yok. Bahsettiğim şekilde terörle mücadeledir. Ateşkesin yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Hükümet iki liderin görüşmesinin dönüm noktası olacağını işaret etti. Görüşme tarihi ise netlik kazanmadı. İdlib'deki kararlılık kesin bir kararlılıktır. Tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır. Ankara ve Şam arasında gerginliğin sürdüğü İdlib düğümünün nasıl çözüleceği tartışılıyor. Türkiye'nin Suriye ordusuna Şubat ayı sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için verdiği sürenin sonuna gelindi. Bu kritik iki gün içinde gözlem noktalarının gerisine çekilme olmazsa Türkiye'nin nasıl bir adım atacağı merak konusu. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilmesi için gereken sürede olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi kararlı bir şekilde yerine getirecektir. Bu konuda Türkiye'nin kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir kararlılık değildir. Bu açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Türkiye'nin harekete geçmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin dönüm noktası olacağını işaret etti. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. Parti sözcüsü ayrıca İdlib'de Türkiye'nin hedefinin aslında ilk etapta Suriye ordusu olmadığını ancak sahada yaşanan krizin bu noktaya getirdiğini belirtti. Aslında rejim de hedef değildi. Fakat rejim bizim unsurlarımıza saldırarak, şehitler vermemize yol açarak kendisini hedef haline getirmiştir. Çelik'in dönüm noktası olarak işaret ettiği görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin'in yapacağı görüşmenin takvimine ilişkin konuştu. Peskov, Putin'in planlarında 5 Mart için böyle bir görüşme yapılmasının yer almadığını bildirdi. Erdoğan, Putin'le yapacağı görüşmeye ilişkin 5 Mart için hemen hemen mutabık sayılırız demişti. Ankara'da Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmeler de sürüyor. Görüşmeleri ilişkin Ankara ve Moskova'dan açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava sahasının da gündemde olduğunu söyledi. Hava sahasının da herhangi bir şekilde bir askeri operasyon ötesinde, operasyon yapmanın ötesinde, oradaki ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin devam edip etmediğini, ihlal edip etmediğini anlaşılması için İHA'ların, SİHA'ların, buradaki hava kuvvetlerimizin efendim faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar efendim konular geldi ancak bu sorun devam ediyor. Bu sorunun da bu görüşmeler sırasında çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib görüşmelerinin Almanya ve Fransa'nın dahil edilerek sürdürülmesini amaca uygun bulmadıklarını ifade etti. Şimdi Rus devlet geleneğine bakarsak henüz kesinleşmemiş bir görüşmeyi ilan etmek yok. Kremlin sözcülüğü de tabii kesinleşmemiş bir görüşmeyi ilan etmiyor. Yani 5 Mart tarihindeki görüşme iptal edildi diye bir ifade doğru değil. Bazı yayın organlarında bu ifade kullanılıyor. 5 Mart tarihinde bir görüşme konusunda tam mutabakat yoktu zaten. Hala bu tam mutabakatın sağlanmadığını iki taraf da söylüyordu. Kremlin'de henüz görüşme listesinde, Putin'in ya da iş listesinde 5 Mart'ta böyle bir görüşme olmadığını belirttiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla bir iptal söz konusu değil. 5 Mart üzerine görüşmeler devam ediyor. Kesinleşen şey galiba şu, Putin'le Erdoğan görüşecekler. Yani Almanya ve Fransa'nın dahli henüz, daha doğrusu Almanya ve Fransa'nın dahli pek görünmüyor gibi. Türkiye ve Rusya belki de görüşmeyi gerçekleştirecekler. Gelişmelere binaen tabii bu durum şekillenecek. Bunu da göreceğiz. Rusya'ya Türkiye'de neler yaptılar? Görüşmeler devam ediyor mu? Bitti mi? Anlaşma var mı? Anlaşmasızlık mı var? Son bilgileri almak istiyoruz. Yine Ankara'ya dönüyoruz ve Ankara'da bu kez karşımızda efendim Seda Akyüz var. Anladığım kadarıyla görüşmelerin yapıldığı merkezde biraz da soğukta bizi bekliyor. Dışişleri Bakanlığı önünde. Fazla da bekletmeyelim bu soğukta Seda Akyüz'ü. Hemen dinleyelim neler söyleyecek bize. Buyurun Seda Akyüz.
Teoman Ali ile Türkiye-Suriye arasında gerginliğin yaşandığı İdlib meselesine çözüm için Ankara-Moskova arasında diplomasi trafiği de oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Rus heyet dün Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'na geldiler ve Türk heyetle görüşmeler, heyetler arasındaki görüşmeler dün akşam geç saatlere kadar sürdü. Tabii Rus heyete kim başkanlık ediyor, hemen onu da izleyicilerimize aktaralım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in başkanlık ediyor. Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Tabii bu heyetlerde askerler ve diplomatların olduğunu da hatırlatmış olalım. Aslında bugün toplantı saat 14'te başlayacaktı. Ancak bu toplantı ertelendi. Toplantı saatinde bir değişiklik yapıldı. Onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Toplantı saat 16'da başladı ve yayının başında toplantının bitip bitmediğini sormuştunuz. Hemen o sorunuza da yanıt verelim. Toplantı şu saatlerde hala devam ediyor. Biz de Dışişleri Bakanlığı önündeyiz ve gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Tabii bu ilk toplantı değil heyetler arasında. Ankara ve Moskova'da iki tur görüşmeler yapılmıştı. Yaklaşık 12 saat sürmüştü bu görüşmeler. Ancak heyetler arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu sonuç alınamaması üzerine, heyetler arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması üzerine ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceği açıklanmıştı. Ancak sizin de biraz önce yayının hemen başında söylediğiniz gibi tarih konusu henüz netlik kazanmadı. Ne zaman bir araya geleceği iki liderin henüz belli değil. Ancak heyetlerin bu görüşme öncesi bir araya gelmesi ve son durumu ele alması açıklanmıştı. İşte o açıklamanın ardından heyetler dün itibariyle bir araya geldi. İki gündür bir toplantı yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'nda oluyor bu toplantı. Toplantıda neler masaya yatırılıyor, neler görüşülüyor heyetler arasında, onu da izleyicilerimize aktaralım. Toplantıda heyetler Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde ele alınacak konuların görüşmesi bekleniyor toplantıda. Tabii bir süre vardı, onu da izleyicilerimize hatırlatalım. Türkiye Suriye ordusunun gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre vermişti Suriye ordusuna. İşte bu sürenin de sonuna gelindi aslında. Kritik iki günlük bir süreç var. Bu süreçte heyetler toplanıyor, yol haritaları belirleniyor. Tabii toplantıda Rus heyete Türk tarafının bu talebi tekrar yeniden masaya getirmesi, tekrar bu talebi iletmesi de bekleniyor diyelim. Dediğimiz gibi dünden beri süren toplantılar Dışişleri Bakanlığı'nda yapılıyor. Saat 16'da heyetler bugün bir araya geldi. Şu saatlerde toplantı devam ediyor. Gelişmeler oldukça biz de yayınlarımızda izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kolay gelsin Seda Küz, teşekkür ediyoruz. Evet, orada da haber nöbeti devam ediyor arkadaşlarımızın. Bilgilendirmeye devam edecekler bizi tabii. Efendim, elbette şanlı Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. Canları pahasına, şehadet pahasına kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. İdlib'de şehit olan piyade uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Kahramanmaraş'ta yine şehit olan uzman onbaşı Şükrü Elibol efendim toprağa verildi. Evet, biri Kahramanmaraş şehidi, diğeri Samsun şehidiydi. İdlib şehitleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Hava saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Soner Enes Baykuş'un naaşı memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Hacı Mustafa mahallesindeki baba ocağında helallik alındı. Malik Ejder Camii'nde düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Baykuş'un naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Uzman onbaşı Şükrü Elibol, memleketi Samsun'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehidin naaşı Samsun Alaçam'da asker selamıyla karşılandı. Elibol'un cenazesi Umutlu Mahallesi Toklu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Büyük milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun diyoruz ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Evet, Covid-19 salgını, koronavirüs artık nasıl derseniz,
esas adı yani COVID-19 virüsü bu. COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. 2801 kişi oldu. İran'da 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bugün bizim memlekette de Makedonya'da da maalesef bir pozitif vaka çıktı. Bir kadında COVID-19 virüsüne rastlandı. Yunanistan'da vardı, Hırvatistan'da vardı, İtalya'da vardı. Yani Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de COVID-19 virüsüne rastlanmış oldu. Bu arada Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı. Bu önemli. Umre ziyaretleri askıya alındı. Irak'ta eğitim kurumları 10 gün tatil edildi. Bunları size bilgi olarak verdikten sonra ilginç bir açıklama vardı Amerikan Başkanı Trump'tan. Amerikan Başkanı Trump Çin'e güvenin dedi. Dünyada COVID-19 bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı. Salgında toplam 2801 kişi yaşamını yitirdi. İran'ın Kum kentinde yaygınlaşan virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 26'ya ulaştı. Pakistan, Danimarka, Estonya ve Kuzey Makedonya'da da virüse rastlandı. Suudi Arabistan salgın nedeniyle Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini askıya aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansında yer alan açıklamada salgının yakından takip edildiği belirtildi. Konuyla ilgili Türkiye'den de açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni umre kaydı alınmayacağını belirtti. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır. Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için Irak ve Kuveyt'te okullar 10 gün tatil edildi. Ayrıca sinema, kahvehane, eğlence yerleri ve diğer sosyal etkinlik mekanlarının yarından itibaren 7 Mart'a kadar kapatılmasına karar verildi. Amerika'da da COVID-19 vakasına rastlandı. Kaliforniya eyaletinde yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişi de virüs görüldü. Kaynağı bilinmeyen virüsün nedeni araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı dedi. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız. Xi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı. Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Trump, virüs konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini de açıkladı. Trump, Amerikan halkına COVID-19'a grip muamelesi yapma çağrısında bulundu. Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça herkese tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın. İngiliz gazetesi Daily Express koronavirüs tehdidi açısından Türkiye'yi en güvenli ülkeler arasında gösterdi. Gazete virüs tehdidi açısından en güvenli 6 tatil ülkesini sıraladı ve listede Türkiye'de yer aldı. Şimdi bu COVID-19 ile ilgili açıklamalarına baktığımızda Trump ilginç adam. Yani Çin'e güvenelim dedi. Kaç para harcamamız lazımsa o kadar harcarız. Umarız çok para harcamayız dedi. Trump'ın kafası paraya çalışıyor. Yani orası kesin. Yani yaptığı iş Amerikan başkanlığı belki ama esas mesleğine bakarsak Trump para konusunda çok fazla yoğunlaşmış. Yani dünyayı tehdit eden bir virüsten bahsederken işte bilimsel veriler kullanmak yerine umarım çok para harcamayız ifadesini kullandı. Oysa Çin Halk Cumhuriyeti çok para harcamaya hiç bakmıyor. Tam tersine virüsü nasıl yok edeceğine dair çalışmalar yürütüyor. Bunu artık bütün dünya gördü ve takdir ediyor. Belki de bu virüsün Çin'de çıkmış olması önemli bir gelişme olarak da kayda geçmeli. Çünkü bilimsel çalışmalarıyla Sosyalist Çin Halk Cumhuriyeti Devleti önemli adımlar attı. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'nden, tabii bu bilimsel çalışmaları yapan ülkeden bir mektup geldi. Kime? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e. Mektubu da şu anda ekranda görüyorsunuz efendim. Mektup Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Başkanı Song Tao tarafından gönderildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e. Bu bir teşekkür mektubu. Song Tao mektupta Doğu Perinçek'e koronavirüse karşı mücadelede Çin halkına,
Çin Komünist Partisi'ne ve Çin hükümetine verdiği destekten ve duyduğu güvenden ötürü teşekkürlerini iletti. ÇKP yani Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Başkanı, yeni koronavirüs salgınının çıkışından beri Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping liderliğinde tüm ülkede seferber olduklarını, tüm halkı hastalığın önlenmesinde ve kontrolünde en kapsamlı, titiz ve dikkatli önlemlerin alınması noktasında birleştirdiklerini söyledi. Song, Çin'in koronavirüse karşı mücadelesini anlattığı sözlerine şöyle devam etti mektubunda. Çin halkının alınan teknolojik önlemler ve Türkiye gibi dost ülkelerin de desteğiyle bu virüsle mücadele edecek kapasitemiz olduğuna inancı tamdır. Çin hastalığın yayılmasını önlemek üzere gösterdiği olağanüstü çaba ile sadece kendi halkının güvenliğinden ve sağlığından değil, aynı zamanda uluslararası kamu sağlığından da sorumluluğu olduğunu göstermektedir. Uluslararası toplumla şeffaf ve açık yöntemlerle iletişimi ve işbirliğini yoğunlaştırmaya devam edeceğiz, diyor. Ve Çin Komünist Partisi'nin Vatan Partisi ile ileri ilişkilerine çok önem verdiğini söylüyor Song Tao. Mektubunu şöyle tamamlıyor. İki parti arasında farklılıklarımızı korurken, karşılıklı saygı ve öğrenmeye dayalı ortak değerlerimizi büyüterek işbirliğini geliştirmeyi arzu ediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik işbirliğine dayanan ilişkiyi ilerletmek üzere sizinle el ele verelim demiş Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Çin Komünist Partisi'nin Dış İlişkiler Başkanı Song Tao efendim. Tekrar söyleyeyim, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Song Tao'nun mesajı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e resmi mektubu bu şekilde geldi. Biz de sizlere aktarmış olduk bu bilgiyi. Evet, peki koronavirüsün Avrupa'ya yayılması üzerine özellikle ekonomik anlamda ne gibi gelişmeler var? Altını etkilediğini söylemiştik, petrolü de etkiledi. Efendim, petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Hatta son bir yılın, hatta 13 ayın en düşük seviyesini gördü petrol fiyatları. Koronavirüs sadece insan sağlığını değil, küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. Petrol fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Brent petrolün varili $52.16 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa'da çeşitli kentlerde yeni vakaların görülmesinin düşüşün devam etmesine neden olabileceği belirtiliyor. Öte yandan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon Dairesi ülkedeki ticari ham petrol stoğunun 443,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 8 bin varil düşüş gösterdi. Böylece üretim 15-21 Şubat haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Güvenli liman altına ise yönelim sürüyor. Ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı 327,39 lira seviyesinde işlem görüyor. 508. Kapalı çarşıda çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2181 liradan satılıyor. Dün 1648 dolarda yer alan altının ons fiyatı Asya piyasalarında değer kazanarak 1652 dolar seviyesinde bulunuyor. Maske. Şimdi koronavirüs ya da Covid-19 bu kadar çok yaygınlaşınca maskeler, o bildiğiniz hani cerrahi maskeler, toz maskeleri, çeşit maskeler var ya, o maskelere de talep inanılmaz derecede arttı. Fiyatlar da dehşet arttı. Bunun üzerine 8 firma şikayet edildi ve bu 8 firma ile ilgili Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan açıklama yaptı. Şikayetleri değerlendirdiklerini söyledi. Dünyada koronavirüsün yaygınlaşması maskeleri talebi arttırdı. Maske tasarı şu anda bir ay önceye, geçtiğimiz bir ay önceye göre %200, %300 daha çok arttı. Eczane ve medikaller bu yoğun talepten dolayı ürün bulmakta zorlanıyor. Çin'e istenen maskelerden dolayı ve Çin etrafına istenen maskelerden dolayı artı bizim Türkiye'nin içerisindeki talebe göre aşırı derece arttı. Ve biz buna yetiştiremiyoruz. Mal yok ki satalım az olsun. Elimizde tek tük geliyor. Teklifler geliyor, istekler geliyor. Siparişler aşırı derecede geliyor ama yine de yetiştiremiyoruz maskeyi. Talep artınca fırsatçı firmalar da fiyatları arttırdı. Arz talep olayı, ürün ortada olmayınca, piyasada ürün olmayınca bazı uyanık firmalar bunun fiyatını 3'e, 4'e, 5'e katladı. Dün 15 tane maske aldım.
En iyisinden. Bu 15 maskeye ne kadar verdiniz acaba? 900 lira. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan açıklama yaptı. Maske fiyatlarındaki artıştan dolayı 8 firma hakkında şikayet var. Ayrıca 10 Mart'taki reklam kurulu toplantısı 3 Mart'a çekildi. Vatandaşımız bize bu şikayetlerini ulaştırabilir. Alo 175'e başvurabilir. Reklam kurulu 10 Mart'taydı toplantısı. Onu bu maskelerden dolayı 3'üne çektik. Savunmaların çoğu da geldi. Bir iki firma vardı. Onu da 3'üne kadar savunmalarını tamamlamalarını istedik. Ve bu arada da eğer şikayet gelirse onları da değerlendirmeye devam edeceğiz. En fazla cezası ne kadar oluyor peki? 104 bin lira. 104 bin liraya kadar cezası var. 104 bin liraya kadar cezası var. Evet. Uzmanlar virüsün yayılmaması için maskenin önemli bir etken olduğunu vurguladı. Maske önemli. Özellikle hastaların maske takması son derece önemli. Türkiye içinse bir alarm durumu söz konusu değil. Tabii öncelikle Türkiye'de şu anda mutlaka tabii koronavirüs enfeksiyonu yok ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Peki tercih edilen maskeler doğru mu? Koronavirüsün 3 mikron büyüklüğünde olduğunu biliyoruz. Yani 3 mikrondan daha geniş aralıklara sahip olan maskelerden de rahatlıkla geçebileceğini biliyoruz. O yüzden cerrahi maskeler dediğimiz maskelerin ve aynı zamanda da N95 denilen maskelerin takılması bu hastalığın işte ortaya çıkmaması için, bulaşının olmaması için önemli önlemler olacak. Maske önemli, özellikle hastaların maske takması son derece önemli. Hel hijyeni son derece önemli ve aynı zamanda vücudun bağışıklık sisteminin de en üst düzeyde tutulması son derece önemli. Evet değerli izleyiciler, hemen bir bilgiyi aktaralım. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'da da COVID-19 oldu, yakalandı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısının danışmanı Feriba İbtihaç yaptı. İran resmi ajansında konuşan İbtihaç, İbtikar'a yapılan testlerin pozitif çıktığını söyledi, açıkladı efendim. Evet, bir başka konuya geçiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği kurultayı yapılacak ve adaylar var. Adaylardan bir tanesi de Profesör Doktor Tülin Oygür. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin mevcut başkanı, genel başkanı Canan Arıtman, Tülin Hoca'ya çok güveniyorum dedi. Yönetim kurulu listesinde önemli isimler, her siyasi görüşten Atatürk Cumhuriyeti'ni ve devrimlerini koruyan önemli isimler var dedi. HDP hariç ifadesini de kullandı ve tekrar söylüyorum, Tülin Hoca'ya, yani Profesör Doktor Tülin Oygür'e çok güvendiğini belirtti Canan Arıtman, CKD'nin mevcut genel başkanı, CKD genel başkanlığı seçimlerinde. Bu görevi iç huzuruyla çok emin ellere teslim ediyorum. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Kurulu 29 Şubat'ta Ankara'da toplanacak. CKD Genel Başkanı Canan Arıtman iki dönemin sonunda görevi devredecek. Arıtman mesajlarını ulusal kanal aracılığıyla verdi. Ortalık Sorosçu, FETÖ'cü, sivil toplum örgütlerinden geçilmiyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet diyen, Atatürk diyen, vatan millet diyen tek sivil toplum örgütü biziz. Ve bununla da gurur duyuyoruz. 25 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan Canan Arıtman, Profesör Doktor Tülin Oygür'ün Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanlığı'na aday olmasından çok memnun. Şu anda tek resmi adayımız, adaylarını açıklayan arkadaşımız Profesör Doktor Tülin Oygür. Ben çok büyük bir memnuniyetle karşıladım. Çünkü Tülin Hoca'yı çok uzun yıllardan beri tanırım. Vatanseverliğini biliyorum. Cumhuriyete bağlılığını biliyorum. Atatürkçülüğünü biliyorum ve Tülin Hoca'ya çok güveniyorum. Yani tam bir Cumhuriyet kadını, Atatürk'ün hayal ettiği, tavsiye ettiği kadın modelidir Tülin Hoca. Arıtman, Profesör Oygür'ün yönetim kurulu listesine dikkat çekti. Her partiden isim var, HDP hariç dedi. Her siyasi görüşten HDP hariç, HDP'ye kapalıyız biz çünkü CKD olarak. Her siyasi görüşten kadını, ama bunlar Atatürk Cumhuriyeti'ni ve devrimlerini korumaya yeminli bu kadınları yönetim kurulu listesine alıyor. Ben başarılar diliyorum.
İki dönem Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanlığı'nı yapan Canan Arıtman, görevi emin ellere teslim ediyorum, içim huzurlu ifadelerini kullandı. İçim huzurlu, yani ben de bu görevi iç huzuruyla çok emin ellere teslim ediyorum. Evet efendim, Canan Arıtman'ın sözleri oldukça önemli. Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Tülin Oygür'e bu görevi emanet edersem içim huzurlu olacak dedi. Emin eller ifadesini kullandı ve biz de aktarmış olduk sizlere. Türkiye ile İran arasında yakınlaşmayı gösteren bir gelişme yaşandı bugün İstanbul'da. Erdebil İslami Azat Üniversitesi ile Görev Holding arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliği anlaşmasının ön protokolü imzalandı daha doğrusu ve ön protokole göre iki kurum ticaret, turizm, eğitim, inşaat, sağlık konularında birlikte çalışmayı planlıyor ve buna konuda anlaştılar. İmzalar atıldı, ön protokol için anlaşmaya varıldı. İran'ın Erdebil İslami Azat Üniversitesi ile Görev Holding işbirliğine vardı. İslami Azat Üniversitesi Erdebil Şubesi Rektörü Esak Rasuli Türkiye'ye geldi. Rasuli, Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen'le görüştü. İki kurum arasında ticaret, turizm, eğitim, inşaat ve sağlık konularında ön protokol imzalandı. Bu bizim için çok tarihi önemli olan bir anlaşma. Çalışmaya bugünden itibaren başlayacağız. Aynı zamanda üretimle iç içe olan bir üniversite. Biz de bunu öğrendiğimizde çok sevindik. Çok değişik ürünler üretmekte olan tesislere sahip bir üniversite. O açıdan biz de Görev Holding olarak bu ürünlerin Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde tanıtımı bakımından da üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Ulusal kanala konuşan İranlı rektör iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Diğer bilimsel çalışmalar ve ticari alanda birlikte çalışmalarımızın başlangıcına imza atmış olduk. Üniversiteler artık teorik alanda kalmamalı, bilimsel çalışmaları ekonomik alana da taşıması gerekiyor. Her iki ülkenin hem Türkiye hem İran'ın öğrenci potansiyelleri var. Bu öğrencilerin karşılıklı iki ülkede eğitim görmesini de amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız bu yönde de olacak. Şehrimiz Erdebil kenti turizm alanında da oldukça büyük potansiyele sahip. Turistlerin Erdebil'e gelmesi yönünde de Görev Holding'le birlikte çalışma kararı aldık. Ön protokole göre İslami Azat Üniversitesi Erdebil Şubesi bünyesinde bir turizm ve otelcilik okulu kurulacak. Erdebil kentinin sahip olduğu doğal termal kaynakların turizminin geliştirilmesi amacıyla tanıtımı sağlanacak. Kurumlar karşılıklı olarak turizmin geliştirilmesi için çalışacak. Hedef, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya katkı sağlamak. Bu kapsamda Türkiye'de Şah Hatayi Üniversitesi ismini taşıyan bir eğitim kurumu açılacak. Ayrıca taraflar karşılıklı ziyaretler ve heyetler arası görüşmeler yoluyla izlenecek yolu belirleyecek. Ortak çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulacak. Bir işbirliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Efendim, Abazya Cumhuriyeti temsilcileri Türkiye'nin tarihi kentlerinden biri olan Bursa'yı ziyaret etti. Bursa'da efendim birbirleriyle tanıştılar, Abazyalılar ve Bursalılar. Birbirlerinin yemekleri yendi. Özellikle Abazyalılar yemeklerini tanıttılar. Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın misafir ettiği heyet gerçek anlamda Abazya'yı anlattı Bursalılara. Yöresel yemekler, geleneksel kıyafetler, Abazya'nın el sanatları Bursa'da sergilendi. Kolay gelsin. Türkiye'nin sadece belli başlı şehirlerinde yapılan Bienal artık Bursa'da da var. O yüzden Bursa'ya Bienalimiz hayırlı olsun diyoruz. Abazya Cumhuriyeti temsilcilerinden oluşan bir heyet Bursa'yı ziyaret etti. Kente giden heyeti Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı karşıladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ulu Sanat Topluluğu'nun Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlediği Abazya Günleri etkinliğine ilgi yoğundu. Serginin açılışını Abazya Cumhuriyeti temsilcileri yaptı. Abaz kıyafetleri, kültür mirasını simgeleyen aletler, kama ve Abaz yemekleri tanıtıldı. Sergi sonrasında Abazya'nın tanıtımı için sempozyum düzenlendi. Bağımsızlıklarını
gençlerin vatanına kendisini adamasıyla kazanmış bir devlet. Biz nasıl ki... Sempozyumda Abhazya'nın dünü ve bugünü anlatıldı. 54 ülke üzerinde Abhaz nüfusu var. Göç etmiş bir şekilde oraları yerleşmiş, oraları vatan bellemiş. Ve en büyük özelliklerinden biri vatan kaybetmenin ne olduğunu bilen bir millettir. O yüzden bulunduğu vatana dört elle sarılıp o vatanı kendi en kutsalıymış gibi gören milletlerden biridir Abhazlar. Abhazya Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Valeri Rahşimovic Buganda tarafından Abhazya'nın resmen tanınması gerektiğini vurguladı. Abhazya Cumhuriyeti genç olan ama derin bir tarihi olan bir devlet. Tabii ki bu uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda bu kazanımlar elde edildi. Binlerce genç kardeşimiz, binlerce vatan evladımız bu uluslararası arenada bilinmemizin önemi bu sebeple biraz daha önemli kılınmaktadır. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Feridun Yılmaz, Abhazya Cumhuriyeti heyetine öğrenci anlaşması sözü verdi. Doğrudan o coğrafyadan bize gelen öğrenciler de dahil olmak üzere hayli kalabalık bir öğrenci grubumuz. O coğrafyadan gelen öğrenci grubumuz var. Bunlar bizim kültürel varlığımızı burada fazlasıyla zenginleştiriyorlar. Etkinlikler sonrasında Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Aykut Bektaş, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Erman Sülük, Abhazyalı temsilcilerle özel bir toplantı yaptı. Geç kalınmış işler ama bizim de öncülüğümüzde, Abhazya Federasyonumuzun öncülüğünde Bursa'da bunun ilkini başlattık. Kurucu şehir Bursa'da bunun ilkini başlattık. Öncelikle tabii işin kültür tanıtımı, kültür kısmı. Kurtuluş Savaşı'nda beraber savaştığımızı ve akabinde Cumhuriyeti beraber kurduğumuzu da göz önünde bulundurarak bu kardeşlerimiz bizim için çok saygın ve kalbimizde ayrı bir yerleri vardır. Ve aynı zamanda bu kardeşlerimizin bir ata yurdu olduğunu gördük. Çok güzel bir vatanları var. Ve o sadece samimi duyguların gerisinde aynı zamanda da jeopolitik olarak da Türkiye için çok önemli bir konumda Abhazya. Heyetler arası görüşmede Abhazya Cumhuriyeti'nin tanınması için Vatan Partisi'nin somut adımlar atacağı vurgulandı. Efendim, Süleyman Soylu açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu açıklamalar yaptı. 2020'nin başından bu yana 48 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi. PKK'daki çözülme sürecine vurgu yaptı. 2016'nın sonu itibariyle şurayı göreceksiniz. Evet. Son çeyreğinde bir çalışma başlattık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. PKK'daki çözülmenin rakamlarını açıkladı. 5558'miş zirve yaptığı burası, yerde. 3884, 703, 161, 136, 130 ve 5. Geçtiğimiz yıl terör örgütünden ayrılması için ikna edilen kişi sayısı 273 oldu. Terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği ise 130 kişi. Bizim bir toplam mevcut bir millet olarak terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, orayı ikna etme kabiliyetimizin terör örgütünün geçmiş yıllara nazaran ikna etme kabiliyetinden çok daha üstün olduğunu, yüksek olduğunu ve burada doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delili. Soylu başlatılan ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını söyledi. 2020'nin daha başındayız. Daha başındayız şu anda 48. Üçüncü aya girmedik ve 48. Bu sadece ikna, bakın kendiliğinden gelip teslim olmaları buraya koymuyoruz. İkna ile bu teslim olmaları. Bu sadece ikna ile yapılan süreçlerdir. Bakan Soylu terör örgütü PKK'nın kadınları kullanma oranlarına dikkat çekti. PKK bir kadın örgütüdür. Bunun üzerine konuşlanmıştır. Bir kadın örgütüdür PKK. PKK'nın eylemlerinde bu rakamı da burada ilk kez veriyorum. Bugüne kadar tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı %56. Bir taraftan çözülme sürüyor, diğer taraftan da operasyonlar. Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Timlerince Başkale'de bir ikamete baskın yapıldı. Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahıyla birlikte sağ yakalandı. Efendim, iki PKK'lı daha ailesine kavuştu. Güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra tabii. Halise Aptekin ve Mehmet Emin Alkan
Diyarbakır'a götürüldüler, aileleriyle buluşturuldular. Diyarbakır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıkları koordineli çalıştı. 5 terörist ikna edildi. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındılar. Heviç Yan kod adıyla Halise Alptekin ve Çektari Çiyayı kod adlı teslim olan Mehmet Emin Alkan'ın ailelerinin evlat nöbetinde oldukları anlaşıldı. Halise ve Mehmet Emin Diyarbakır'da aileleriyle buluştu. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne Şahize Altınkaynak, 6 yıldır görmediği kızını gözyaşları içinde kucakladı. (Gülüyor) 16 yaşındayken ailesinden koparılan Mehmet Emin'i annesi ve abisi karşıladı. Fotoğraf arkadaşlar. Anne Cahide ve abi Mehmet Nur Alkan ona hasretle sarıldı. Diyarbakır'da kararlılıkla süren eylemler sonucu evladına kavuşan aile sayısı 11'e yükseldi. Efendim, Ankara'daki Çepaş fabrikasında işveren 9 emekçiyi işten çıkarmıştı. Daha sonra örgütlendikleri için işten çıkarılan bu 9 emekçiden sonra 56 işçinin daha işine son verildi. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası öncülüğünde işçiler işçi kıyımına devam eden işverenle mücadelenin dozunu arttırdılar ve dava açmaya hazırlanıyorlar. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü Türk Metal. Örgütlendiği için toplam 65 işçi işten çıkarıldı. Bu arkadaşlarımızın yasal haklarına engel olmak isteniyor. Aydınlatma, bariyer, güneş enerji panelleri üreten Ankara'daki Çepaş fabrikasındaki işçiler Türk Metal Sendikası'nda örgütlenme kararı aldı. Sendikada yeterli üye sayısına sahip olarak Çalışma Bakanlığı'ndan fabrikada yetkili olabilmek için izin aldı. Ancak işveren örgütlenme kararına karşı önce 9 işçiyi işten çıkarttı. İşten çıkartma kararına karşı işçiler günlerdir fabrika önünde eylem yapıyor. Arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler de 24 Şubat'ta iş bıraktı. İşveren geri adım atana kadar da iş durdurma eylemleri yapacaklarını ilan etti. Biz çalışmayacağız, üretim yapmayacağız. Sendikal hakkımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. İşçilerin eylemleri sürerken işverenden yeni bir adım daha geldi. İşveren iş durdurma eylemlerine devam eden işçilerden 56'sını da işten çıkarttı. Toplam 65 emekçiyi işten çıkartan işverene karşı sendika ise dava açmaya hazırlanıyor. İşimize girene kadar kesinlikle üretim yapılmayacak. Sendika yasal hakkımız. Söke söke alacağız bu sendikayı. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre sendika hem işçilerin işe iadesi için hem de işverenin yetki belgesini tanıması için hukuki yola başvuracak. Ve değerli izleyiciler, aslında bu haber çok üzücü, düşündürücü. Ekrem Demir abimizin, muhabir abimizin yaptığı bir haber bu. Anadolu'yu karış karış geziyor Ekrem Demir, biliyorsunuz. Önemli haberleri bize aktarıyor. İşte onun haberlerinden bir tanesi. Tarım ve hayvancılık maliyetleri yükselince köylüler isyan ediyorlar. Ve köylerini boşaltıyorlar. Ekmek parası peşinde koşuyorlar çünkü. O köylerden bir tanesinde Gaziantep'te görüntüledi Ekrem Demir. Hacıköy. Ve işte o Hacıköy'ün köylüleri efendim, ulusal kanal mikrofonlarına anlattılar dertlerini. Aslında hepimizin derdi bunlar. Köyümelken güçlü yok. Ürettiğimizi satamıyor. Sattığımızı alamıyor. Ben valla şehre göçmeyi düşünüyorum. Mazot ve yem fiyatlarındaki artış köylüyü çaresiz bıraktı. Köylülere göre tek çare büyük şehirlere göç etmek. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköy'deki köylüler gibi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköy'de hayvan yetiştiricileri maliyetlerin artması nedeniyle köyde mal mülk ne varsa satarak şehre göçmeyi planlıyorlar. Ben yem maliyetleri yüzünden hayvanları sattım. Saman maliyetleri yüzünden besleyiciliğe heves etmiyor. Köylüler arazi fiyatlarının artmasını bekliyor. Sonra malı mülkü satıp şehrin yolunu tutacaklar. Mazot maliyetleri, gübre maliyetleri, yem maliyetleri, saman maliyetleri şu an köylü bir çıkmazın içinde. Köylünün tek çıkar yolu
Yatkak Allah'a dua ediyorlar ki emlak para etsin. Araziyi satıp komple köyü bırakacaklar. Çift. Hacıköy 3-5 sene öncesine kadar bölgede hayvan fiyatlarının belirlendiği bir merkezken bugün hayvan sayısı yok denecek kadar azalmış. Benim şu işletmemde 350-400 baş büyükbaş hayvanım olurdu. Şu an görüyor musunuz? Komple işletmemiz boş. 4-5 tane ineğim vardı. Gücüm bitmedi, sattım. Bir sene koydum elimde. 5-10 sene evvel ben yoğurdum küleğine 10 kağıda veriyordum. Ulusal Kanal Hacıköy'e gitti ve köylüyle görüştü. Köy muhtarı Sadık Demir sıkıntılarını anlattı. Sene 15'te daha yedik. 16'da düşüyor. 17'de düşüyor. 18'de 20'ye geldik daha battık. Ağa bana destek verse ben yaparım. Akırım var yukarıda. 300-400 tane koyun var benim. Abdullah Demir bazen yoğurdunu satmak için gidiyor şehre fakat çoğu zaman eli boş dönüyor. Sütü bile para ettiremiyor. Yoğurt yapıyor, götürüyor. Kimi eşki diyor, kimi tatlı diyor. Gidip geldiğimizi değmiyor. Hayvancılık için yapılmış olan büyük tesisler müşteri bekleyen emlağa dönüşmüş. Her sene kazançlarıyla küçüldüklerini anlatan köylüler çiftçiye üretime destek verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Alıcı var mı satmaya sattığınız zaman? Yok, alıcı da yok. Alıcı bekliyorsunuz. Alıcı bekliyor. Millet boğuk almaya çalışıyor. Ucuz almaya çalışıyor. İşte bekliyoruz. Kredi borçlarımızı ödemeye siz yapılandırma yaptırdınız. Hayvan alamazsınız. Benim borcumu 50 yıl yapılandırsan, ben hayvan alamadığımdan, üretim yapmadığımdan bu borcumu ödeyemem. Ödeyemeyecek duruma da düştük. Kırkhaneli köyde üretime destek bulunamaması halinde tek çarenin her şeyi satıp şehirde iyi kötü sigortalı bir iş bulmak olacağı anlatılıyor. Şu işletme 2000 metrekare, 2000 metre kapalımız var. 600-700 metre açık alanımız var. Hepsi şu an boş. Bir traktörümüz var elimizde satılmayan. O da banka ipotekli olduğu için satılmıyor. Geçmişteki üretimi destekleyen kooperatiflere olan ihtiyacı da özlem duyuyor. 62 yaşındaki Şahin Kahraman, biz üretmek istiyoruz diyor. Şimdi Güneydoğu Birlik olmuş olsa çok iyi. Evvel tekel vardı. Tekel vardı. Bizim burada çok bağ vardı. Acayip bağcıydı bura. Tekele üzüm keserdik, üzüm keserdik. Hesapsızdı. Tekel kapandı. Ağabeyiniz özellikle ortak bağ sürüyor. Antepler'in ortak bağ sürüyor. El atıyorum. 600 kağıda. 60 kuruş mu işte 600 kağıt mı? Şeyde bekmez yapıyor. Cibenik köyünde. Kilisin Cibenik köyünde. Orada motorumla götürüyorum. Veriyorum. Vallahi mazot paramı çıkartmıyor. Gidiş gelişim mi? Niye yapıyorum? Niydim? Başka çare yoktur. Başka çare yoktur. Son cümle. Peki başka çare var mıdır? Var aslında. Mesela Ziraat Bankası ne iş yapar? Ziraat Bankası niye kuruldu? Yani Ziraat, ismi Ziraat olan bir bankamız var bizim. Ama köylüler kredi yapılandırması yaptıkları için yeni kredi ve destek alamıyorlarmış. Köylü yurttaşımızın söylediğini bir duydunuz mu? Yani ben gerçekten tüylerim diken diken izledim bu haberi. Teşekkür ederim Ekrem Demir'e. Gerçek bu işte. Gerçeğin dibi. Ne diyor köylü yurttaşımız? Traktörüm diyor. Traktörümü satmadım. Çünkü satamadım çünkü ipotekli. Vay be. Durum bu. Herkes buna göre konuşlanmalı. Herkes buna göre muhabbet etmeli. Şimdi başka emek mücadelesine götüreceğiz sizi. Madene kitler misiniz kendiniz efendim? Madene kendinizi kitler misiniz? Ekmek için, hak için, çoluk çocuğunuzun geçimi için, onların efendim boğazı için, iaşeleri için, yaşamları için kitlersiniz tabii. 40 maden işçisi Çanakkale'de kendisini madene kapattı. Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki özel bir bakır madeninde çalışan işçiler yerin 140 metre altında iş durdurma kararı aldı ve kendilerini madene kilitledi. Şu anda 140 metre yer altında arkadaşlarımızla iş durdurma kararı aldık. Çalıştıkları madende iş sağlığı ve güvenliği olmadığını belirten işçiler açlık grevine başladı. Açlık grevine başladık. Burada hiçbir iş güvenliği yoktur. En önemlisi olan ambulans bile çalışmıyor. Bir hafta önce bir arkadaşımız ambulans bozuk diye arkadaşı bekletip işçi servisiyle hastaneye gitmiştir. Yerin 140 metre altında eylem yapan madenciler telefonlarından çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı ve seslerini duyurmak istedi.
Çocuğumuzu, eşimizi, annemizi bırakarak geldik. Hakkımızı sonuna kadar, alıncaya kadar bu davadan vazgeçmeyeceğimizi arkadaşlarımızın adına belirtiyoruz. En başta devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bakır madeninde çalışan emekçiler maaşlarını da düzenli alamıyor. Maaşlarımızı alamıyoruz. Mağduruz. Şu an 3 maaş içerideyiz. Çalışma koşullarımız çok kötü. İşçiler çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının ödenmesini istiyor. Efendim İstanbul'dayız. Biraz önce stüdyoda kameraman arkadaşımızla birbirimize baktık. Çünkü gümbür gümbür sesler geldi. Fırtına varmış. Evet, Marmara etkisinin altına alan bir fırtına var. Yukarıda bizim çatıdan da bazı şeylerin sesleri geldi herhalde. Biz de onu duyduk. Fırtınanın saatteki hızı 60 kilometreyi geçti bu arada. Deniz seferleri aksadı. Sadece İstanbul'da değil tabii, Marmara genelinde etkili. Özellikle Çanakkale'de Lodos'un sürüklediği feribot karaya oturdu. Fırtına ve Lodos Marmara'yı etkisi altına aldı. Çanakkale'de bir feribot kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı. Çardak Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu sevk edildi. İskeleye 20 metre mesafede kuma saplanan feribotun içindeki yolcular kurtarıldı. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandralı 7 şileple tanker Tekirdağ sahiline demirledi. İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sahilde oluşan dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Fırtınanın saatteki hızı 60 kilometreyi geçti. Fırtına nedeniyle deniz seferleri aksadı. İdo ve Budo'nun bazı seferleri iptal oldu. Deniz ulaşımı aralıklarla devam etti. Fırtına gün boyu etkili oldu. Meteoroloji uyardı. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi olabilir denildi. Çok geçmeden de olan oldu. Şiddetli rüzgar kentleri birbirine kattı. Doğu Anadolu'da ise kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı yaptı. Denizli'ye gideceğiz şimdi efendim. Denizli'de tarım, sera ve hayvancılık fuarı var. 250 firma katıldı fuara. Katılım yüksekti. 16. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı Denizli'de başladı. Gezici fuarın yeni durağı Denizli. Fuarın açılışını Orion Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan yaptı. İçeride ise tohumculuk, gübrecilik, sulama ve diğer tüm hayvancılık gibi konularda tekrar burada kendilerini gösterecekler. Dünyanın sayılı firmaları burada yer alıyor. Oldukça uzun süreç içerisinde uğraştık ve fuar alanımızın da 15 bin metrekarelik kapalı alanında da bu şekilde ziyaretçilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Fuara katılım ve ilgi yoğun. Tarım ve tarım teknolojileri, seracılık, hayvancılık, tohum, gübre, sulama teknolojileri, süt endüstrisi alanlarında 250 civarında firma tek çatı altında denizlilerle buluştu. Fuar bölge için önemli. Bu yüzden de destek büyük. Fuarlar bizim çiftçimiz açısından çok önemli. Dünyada tarımdaki, hayvancılıktaki teknolojilerin en son bulunduğu noktanın hedef kitleyle buluştuğu mekanlar. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarını Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ziraat, Ticaret, Borsa, Sanayi, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Haykop gibi odalar destekliyor. Tarımsal ürünlerimizin, makinasyonumuzun ve çiftçilere koyabileceği katkılarının dikkate alındığı ve burada üreticilerle birebir buluşturma ve tüketicilerle birebir buluşturma konusunda iyi bir organizasyon destekliyoruz. Denizli'nin damızlık sığır yetiştiricileri, kırmızı et üreticileri, süt üreticileri, arı yetiştiricileri ve COSGAP'te fuarın üreticiler için bilgilendirici olduğunu belirtiyor. Fuara gezmek için geldik, şöyle bakıyoruz. İlgili kurumları gözetliyoruz. Geleceğe dönük bir şeyler yapabilmek için uğraşıyoruz yani böyle. Bir başka fuara gidiyoruz. Antalya'ya bu kez konumuz enerji. Dünyada
kavganın ve politik çekişmenin en yoğun olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgeler olması da tesadüf değil. Turizmin, tarımın ve ticaretin merkezinde gündem enerji. Antalya bu fuarla enerji üssü olmaya aday. İstediğiniz kadar enerji santrali kurun veya enerji üretin. O enerjiyi verimli kullanmıyorsanız, faydalı kullanmıyorsanız, bununla ilgili teknolojileri uygulamıyorsanız, enerjilerin bilincini ilkokullardan itibaren toplumun geneline yaymadıysanız, enerji zengini olsanız da uzun vadede bununla ilgili ciddi handikaplarla yaşayabilirsiniz. Antalya'da Enerex Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ilk kez düzenleniyor. Fuar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, milli, yerli enerji üretiminin yapılması ve enerji verimliliğinin sağlanması ile ilgili önemli adımlara öncülük ediyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020-21 yılında daha aktif bir pazar bekliyoruz. Eğer biraz önce konuşmalarda bahsettiği gibi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönülürse ve bunun yanında da enerji verimli çalışmaları eklenirse dışa bağımlılık konusunda biraz iyimser olabilirim. Fuarda enerji bağımsızlığının önemi vurgulanarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik mesajlar öne çıktı. 29.9 milyar cari açığımızın 28 milyar doları enerjiden kaynaklanıyor. Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı Tevfik Sporcu, Akdeniz'in yoğun turizm faaliyetinde enerji yöntemini sağlayacak yöntemlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'deki misyonumuz olarak enerji verimliliği ve sağlamak ve israfın önlenmesiyle ilgili konuda katma değer oluşturmak, insanın da içindeki enerji olan ruhu gibi işletmelerin de elektrik ve doğalgaz altyapı kaynakları sağlıklı akmadığı, çalışmadığı sürece buradaki 20 milyon turisti ağırlamamız mümkün değil. Tevfik Sporcu, turizmcileri enerji tasarrufu için tedbir almaya çağırdı. Otel yönetimlerinin ve teknik yönetimlerinin özellikle enerji verimliliği kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde bunun bir yaptırım olarak değil, aslında bunun ülkeyle ilgili ciddi anlamda bir proje, ciddi anlamda bir katma değer sağlayacak, gelecek nesillerle ilgili bir çalışma olduğunu anlamalarını rica ediyorum ve bu konuda destek sağlamanı rica ediyorum. 365 günün 300 gününü güneşli geçiren kentin valisi Münir Karaoğlu ise çevre dostu enerjide önce olmaları için turizmcileri göreve çağırdı. Antalya'daki otellerin hem duvarlarını hem çatılarını güneş enerjisi paneli haline dönüştürüp mutlaka otellerimizi yeşil enerji üreten oteller konumuna da getirmemiz lazım. Enerex enerji verimliliği ve... Bir otobüs durağı, çocuk hakları durağı haline dönüştürülmüş. Ben de merak ettim, Karabük'teymiş bu durak. Karabük'te okulların yoğun olduğu Yenişehir Mahallesi Necati Bey Caddesi'ndeki bir otobüs durağı çocuk hakları durağına çevrildi. Proje Karabük Çocuk Hakları Komitesi'nin talebi üzerine Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Komitemiz olarak böyle bir karar aldık ve müdürlüğümüze de belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Kararımızı bizi destekledikleri için çok güzel bir durak oldu. Karabük halkımıza güzel bir kazanım oldu. Çocukların burada özellikle okullar bölgesinde bu durağı görerek haklarını daha kolay öğrenebilecekleri bir yer oldu. Durak sayesinde çocukların ve büyüklerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Çocukları bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve çocuk haklarını dikkat çekmek için buradayız. Birkaç kişi bu durakları dikkat çeker, konuşur, bakarsa haklarını daha kolay, bilinçli olarak haklarını savunurlar diye düşünüyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise kentte çocuklar için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Karabük Çocuk Hakları İl Komitesi'nde 266 tane çocuğumuz kayıtlıdır. Bunlardan 10 asil, 10 da yedek yönetim kurulumuz vardır. Bu güzel fikir ortaya gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa şöyle güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk. Durakta çocukların yasal haklarını anlatan metinler ve görseller yer alıyor. Efendim, İstanbul'da sahte içki operasyonu vardı. 535 litre sahte içki ele geçirildi. Öğrencisi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Üngüt Mahallesi'ndeki özel okulda öğrenim gören 8 öğrenci dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Yedikleri gıdadan zehirlendikleri tespit edilen öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Evet, bir anlaşmazlık oldu galiba. Efendim, İstanbul'daki içki operasyonunu aktarmış oldum. Kahramanmaraş'ta da öğrencilerin zehirlendiğini aktarmış olduk sizlere efendim. Haberimizde görüntüleri de izledik. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yarın saat 18.30'da birlikte olmayı diliyoruz. Tabii iyi kandiller de diliyoruz. Bugün Regaip Kandili. İyi kandiller dilerim yurttaşlarımıza. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun efendim.